Bu da ne yapışkan bir şey çıktı ya. Açmıyorsan bir nedeni vardır değil mi? Efendim Leyla'cığım. Alo. Ne oluyor, bir sorun mu var? Beni almaya gelecektin, gelmedin. Arıyorum, açmıyorsun da. Ay ben seni tamamen unutmuşum, kusura bakma. Hastanedeyim de. Hastane mi? Evet, kanat kaza geçirdi. Ben yarın seni alacağım ama söz. Anlaştık mı? Alo. Leyla. Kanat. Melisa, gitmeden önce bir Kanat'ı ziyaret mi etsek? Ya ilk dersi kaçırsak bir şey olmaz gibi. Gerek yok, ben dün yanındaydım, gayet iyiydi. Ya iyidir tabii de, işte böyle ben bir kendi gözümle görüp rahat etmek istiyorum. Leyla'cığım, gören de seni Kanat'ın sevgilisi zannedecek. Bir ilgi, bir alaka. Hayırdır? Yok yani, o böyle buraya kadar gelip benimle yakından ilgilendi ya. Kendimi böyle borçlu hissediyorum. Hissetme. Bak ben sevgilisi olarak bile yanında değilim. Okula gidiyorum. O kadar iyi yani. Hem bugün bizim halletmemiz gereken daha önemli bir mesele var. Neymiş o mesele? Bütün uyarılarıma rağmen kendini ben zanneden Ekim'e ufak bir ders vereceğiz. Onu halledeceğiz. Efendim. Evet, gelebilirsiniz. Hadi o zaman. Yalnızlık hocam. Arkadaşımız o kadar yalnız ki bunu bir başkasının sevgilisinin kollarında hafifletmeye çalışıyor. Melisa, eğer söylemek istediğin bir şey varsa aynanın önüne geçip söyleyebilirsin ha? Evet yalnızım. Ama en azından beni istemeyen birinin peşinden koşacak ve yalvaracak kadar aciz değilim. Ekim, Melisa, kaç defa dedim dersimde özel hayatlar konuşulmayacak diye. Ders mi? Siz buna ders mi diyorsunuz? Bu sizin sofistike ve anlamsız şovunuzdan başka hiçbir şey değil. Ve ben buna bir son vereceğim artık. Yetti. Gidelim. Çocuklar, kimse hiçbir yere gitmiyor. Daha biz bitti demedik ders. Hocam tamam, ben anladım her şeyi. Dersimi de aldım. Artık sınıfa gidiyorum. Görüşürüz. Hiçbir yere gitmiyorsun. Herkes buraya gelsin. Biz bitti demeden bu ders bitmedi. Gel. Selim Hoca başlıklı büyük bir problemimiz var hocam. Babama gidebilirdim ama siz de halledebilirsiniz diye düşündüm. Hatırlatırım, son konuşmamızda problem çıkartmaman konusunda uyarılmıştın. Ayrıca senin için hiçbir şey halledemem. Hatta halletmem. Nasıl yani? Bütün olanlara göz mü yumacaksınız? Evet aynen öyle, göz yumacağım. Tıpkı bugüne kadar yaptığım gibi. Ozan, Kanat ve senin edebiyat hocanızı arabaya zorla bindirip, üstelik senin arabana tehdit ederek palyaço maskesi takmanıza göz yumduğum gibi.
Hocam ne demeye çalışıyorsunuz siz? Arabanın okula girerken videosunu çeken mahalle soytarısı Halil'in bütün yaptıklarına sırf seni korumak için göz yumduğum gibi. Benim arabamın videosu mu? Evet. Üstelik bu konuda alenen her gün tehdit alıyoruz. Ama üzülme kızım. Baban bütün bunları kendi adına halledecek bir enayi bulacaktır. O ne demek hocam? Bunlar artık benim sorunum değil demek. Sorunlarınızı yeni müdürünüze anlatacaksınız. Tabii benim gibi birini bulabilirseniz. Hocam siz gidiyor musunuz? Çok daha önce yapmalıydım. Baban artık yalnız Melisa. Bakalım o sizi benim kadar koruyabilecek mi? Şimdi müsaade edersen toparlanmam gerek. Ulan senin ufaklık fena diklendi ha Melisa. Ya onu bunu bırakın da gerçekten bu daha narsisti neydi öyle? Hayır demek de mümkün hocam falan. He? Hop hop. Ne yapıyorsun Melisa? Burası erkekler tuvaleti. Hadi ya. Çık dışarı. Çık. Çık dışarı. Çık. Defol. Hadi çık. Hadi. Ne oluyor Melisa? Bir sakin olur musun? Ne oldu? Yine kanatla ilgili bir şey mi? Hayır o iyi şimdilik de. Bizim başımız büyük dertte Ozan. Melisa bir sakin ol. Olduğun yerde anlatır mısın? Sorun ne? O salak Bekir'in abisi Halil'i var ya. Hı. Kaza günü arabanın videosunu çekmiş okula girerken. Allah kahretsin! Benim arabamı kullanmayacaktık. Salak gibi senin aklına oynadım. Allah kahretsin! Biz ne yaptıysak seninle birlikte yaptık. Şimdi hangimiz daha suçlu diye oyun oynamayalım istersen olur mu? Ozan bu öğrenirse biz ne yapacağız? Biz biteriz. Ne yapacağız? Senin babanın halledemediği şeyi biz nasıl halledeceğiz Melisa? Güya o her şeyi halledecekti ya. Çok biliyorsan senin baban yapsaydı be o zaman. Senin baban yapsaydı be o zaman. Tamam, tamam. Sakin ol. Halledeceğiz. Tamam mı? Bir yolunu buluruz merak etme. Her zaman bulduk. Düşünelim. Güven bana. Çözeceğiz. Çözeceğim. Tamam. Halledeceğiz. Mesut, Mesut. Mesut. Çok güzel olacak her şey, tamam. Sen sakin ol, her şey çok güzel olacak. Bugün bütün kızların erkekler tuvaletini basma günü herhalde. Ben de seni arıyordum. Çocuklar söyledi. Selim hocalar bizi bahçede istemiş de. Neden? Ay ne bileyim, çok seveceğimiz bir yere gidecekmişiz. Teşekkür ederiz. Seveceğimiz yere bak. Adam resmen bizi kuklası yaptı ya. Yok gezisiydi, yok mahkemesiydi. Şimdiye kadar çoktan okuldan kaçması gerekiyordu. Kaçacak. Sen benim bir şeyler yapmadığımı nereden biliyorsun Melisa'cığım? Neyse. Hadi gel adam başımızda ekşiyor zaten. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Hadi. Yahu arkadaş bu kız niye şimdi bizim mahalleye geldi ya? Ben anlamıyorum ki.
ben gidiyorum ya. Babanın dediklerini hatırla. Yine abuk sabuk şeyler yaptıracak kesin. Biz de yapacağız. Kendimiz için ama yapacağız. Göze battığımız her an risk altındayız. Anlamıyor musun Melisa? Tamam ya. Talebelerdeki geziye falan mı gelmişler? Hayırdır? Ah, Hatice, senin kız değil mi o? E Leyla da aralarında. Hocam, niye geldik buraya? Milli yazarlarımızdan bir tanesinin seneyi devriyesi falan mı? Hayır Ozan'cığım, söyledim ya, ikinci cezanız için getirdim sizi buraya. Hocam, ben yeterince pişman oldum. Gidebilir miyim acaba? Hadi hadi Melisa'cığım, az laf çok iş. Takip edin beni. Ceyda, sen kendini kanda kırmızı halıda falan mı zannediyorsun? Ne bu rahatlık? Ece, maşan bozulacak diye korkma. Endişelenecek bir şey yok yani. Ceyda, hayırdır? Şu içine emniyet elçisi falan mı kaçtı? Görmüyor musun etrafı? İğrenç. Ay! Hayır ya. Ne iş var lan burada? Bu zengin bebelerinin bu mahallede ne iş var ha orijin? Ben de anlamadım hiçbir şey ya. Ya ne anlıyorsun lan zaten sen? Hocam ne yapacağız artık söyleseniz yoksa ben... Yoksa ne Melisa'cığım? Ekim, Melisa, kızlar didişmeyin. Enerjinizi cezanıza saklayın bence. Çünkü birazdan sizi gruplara böleceğiz ve size gerekli olan malzemeleri vereceğiz. Ne malzemesi? Hocam bence grupları burada oluşturalım. İşte bir kısmınız artık duvarları boyar, bir kısmınız sokakları temizler. Evet, ben de aynı şeyi düşünmüştüm. Çok komik. Ece gel yardım et. Ne oldu? Yok bir şey yok. Bir şey yok. Ay, biri bizi videoya çekse rezalet yemin ediyorum ya. Zaten bize iş olarak veren de kaba. Ozan şey... Yanlış yapıyorsun. Sen sanki çok doğru yapıyorsun. Ressam Bob seni. O taraf canın tarafı. Ben daha yeni başladım. Oğlum ben çöp adam bile çizemiyorum. Bunu nasıl yapayım? Ne yapıyorsunuz ulan? Gerçek kolejinin çocukları. Oğlum bu ne lan? Oğlum sizin evinize boya yapmaya Picasso falan mı geliyor? Çok sürreal çalışmalar görüyorum karşımda. Elinize sağlık. Ha? Çok biliyorsan sen yap. Ozancığım. Bak ben çok biliyorum ama Selim Hoca bize ne dedi? Kendi hayatımızda deneyimleyemediğimiz şeyleri size böyle bir ortamda deneme fırsatı sunuyor. Ben zaten bunları biliyorum. Yani burası da açıkçası benim mahallem olduğuna göre Ozan. Bakayım bir. Dur bir saniye Ozancığım. Şöyle bir. Lan! Oh! Lan oğlum ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum bro. Aramızda beyaz bir sayfa açıyorum. Anladın mı bro? Daha iyisini yapabilirsin diye tahmin ediyorum herhalde Ozancığım. Hadi beyler bakmayın öyle ya. Selim Hoca ne dedi? Burası boyanmadan hiçbir yere gidiş yok. Alın bu beyaz sayfayı güzelce boyuyorsunuz. Elinize emeğinize sağlık gençler. Dediğim gibi çok yardım etmek isterdim, ben gidiyorum. Hadi görüşürüz hadi. Bütün mahalle temizlenecek. Alo. Bütün mahalle temizleniyor gençler. Görüşürüz. Görüşeceğiz seninle oğlum.
seninle görüşeceğiz. Bu burada bitmeyecek. Ulan tamam abi, hadi bitirelim şurayı, hadi. Hadi. Siz bitirin. Eğlen bakalım su yılanı. Nasıl gidiyor? Hiç iyi gitmiyor Ozan. Çünkü gerçekten yıldım. Birazdan gideceğim zaten. Dur dur. Ben yapayım olur mu? Diğer ayağınızla bahşeder misiniz prenses? Tabii. Nereye zaten? Adam daha paydos vermedi. Umurumda değil, bu kadar yaptığımı şükretsin. Sorarsa da söylersin. Nereye gittiğimi sormayacak mısın? Yok, sormayacağım. Sen de nazlı devam ediyorsun sanırım. Bilmem. Neden olmasın, bana iyi geliyor. Yalan söylüyorsun. Ama Melisa, ben gayet ciddiyim, doğruyu söylüyorum. Ozancığım, birbirimizi kandırmayalım. Senin ne zaman yalan söyleyip ne zaman doğruyu söylediğini ben bilmiyor muyum? Bilmem. Biliyor musun? Evet, biliyorum. Bu hayatta sana en iyi gelen şeyi de çok iyi biliyorum.